Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar Ev İşlerim YouTube kanalına. Evet, sizlere bugün farklı bir model hazırladım arkadaşlar. Bu modelimiz güzel bir model. Bu şekilde motif yapıyoruz önce. Sonra bu motifimizi yemeneyim ya da tülbentimize geçireceğiz. Hemen bu modelimizin yapımına geçiyorum ben. Bunu bu şekilde bir firkete ya da çatal da değilebiliyor bunun adına. Bununla çalışacağım arkadaşlar. Hemen bunun yapımı için iğnemi geçiriyorum önce. İğnemi geçirdim. Burada 50 santim kadar bir ip boşluğu koyduktan sonra çatalımı bu şekilde tutuyorum. Bu şekilde tuttum çatalımı. Daha sonra buraya 4 tane bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane doladım. Evet. Bunu doladıktan sonra hemen ilk biraz sıkıntılı olabiliyor ama bu şekilde bunu benim yaptığım gibi yaparsanız siz de sıkıntı çekmeden aşarsınız. Evet, bu şekilde. Ben bunu yarıdan biraz daha yukarıda yapıyorum. Tam yarıda değil. Biraz uç kısmı çok olsun istiyorum. Bu şekilde. Bu şekilde bağladım. Daha sonra ben bunu içine tekrar girerek zürafa yapıyorum diyeyim. Zürafa yaptım. Bir, ikinci zürafamı girdim. Yakın çekim yapıyorum arkadaşlar. Anlaşılır olsun diye, bakarak da anlayabilin diye inşallah. Evet. Bu şekilde ilk aşaması. Bunu ön yüze aldım ipimi. Tekrar buraya 4 tane bu şekilde doluyorum. 3 4 4 tane doladım. Çok asılmayın. Firkete yasılabilir. Yasılmaması için asılmayın. Evet, bu ipimi bu yüze almıştım gördüğünüz gibi. Tekrar bir ikinci zürafama geçiyorum arkadaşlar. Ya da en başa. Evet, bu şekilde ipin birisini buraya attım. Diğer ipimi de bu şekilde getirdim. Evet, bunu bu şekilde yapıp tığla da takabilirsiniz arkadaşlar. İğne oyasıyla da yemeniye geçirilebiliyor. Bu şekilde yaparsanız iğne oyası bilmeyenler de bunu çalışabilir. Evet arkadaşlar, buraya bir kere daha giriyorum ben. Görünüyordur çünkü yakın çekimde. Evet. Girdim. Buraya tekrar bu şekilde bir gözenek oluşturdum. Tekrar ikinci vardı burada. İkinci deliğim vardı. Ona giriyorum. Ona da zürafa yaptım diyeyim. Evet, ikinci aşamaya geçtik arkadaşlar. Aşama dediğim ikinci aşama değil. İkinci sıraya geçiyoruz. Öne aldım. Burada doluyorum hemen. 3, 4 tane doladım. Evet. Tekrar hemen buradaki en baştaki zürafaya giriyorum. En baştaki zürafaya girdim. Arkadaşlar, çekiyorken bunu dış tarafa doğru asılın, içe gelmesin. Bu şekilde dışa asılın. Gördüğünüz gibi. Sonra buraya tekrar girin. Burası biraz açık olsun. Çok kapalı olmasın. Oraya gireceğiz çünkü. Evet. Sonra ikinci zürafaya giriyorum hemen. Bu şekilde.
Sonra bunu ön yüze alıyorum ben. Tekrar buraya sayıyorum. 2, 3, 4. En baştaki zürafaya geçiyorum. Bu oyayı yaptım diyenler bir de benim yaptığım gibi yapsınlar arkadaşlar. Oldukça kolay bir şekilde yapılıyor. Bu yöntemle çok ip takmıyoruz iğneye. İpimiz çok birbirine girip dolaşmıyor. Evet, bu bilgiyi de size aktardıktan sonra devam ediyorum ben hemen. Dördüncü sırayı yaptım. Hemen burada öne alıyorum. Bu ipimizi hep önde tutalım. Doluyorum hemen. İnanılmaz şekilde kolay arkadaşlar. Evet. Buradaki zürafama girip devam ediyorum ben hemen. Evet arkadaşlar. Buraya tekrar giriyorum. Evet arkadaşlar, ipim dolaşmıştı. Onu ayrıştırdım. Evet, burada da ipimi ben sarmıştım. Devam ediyorum. Bu son sıraya gidiyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tekrar buraya giriyorum hemen. Sonra sıradaki sıradakine de girdim. Evet, bu şekilde. Şimdi ben bunu hemen tığımdan çıkarmak istiyorum. Firketemden çıkarmak istiyorum. Önce bir ipimi alayım oradan. Evet, buradaki ipimin işi bitti. Bu ipimi buradan hemen alıyorum. İpim burada kalan kısım sağlam zaten. Orası çıkmaz, kaymaz. Buradan bu şekilde firketemi biraz sıkarak çıkarıyorum arkadaşlar. Daha sonra hemen buradaki boşluğa iğnemi geçirip buradan da bir kere, iki kere doladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde tekrar ederek yaparsanız sizin yaptığınız da çok güzel, sağlıklı olur. Evet arkadaşlar, bu şekilde. İyi göstereyim size de son halini de. Evet. Buraya ben sağlam olması açısından bir kere daha girip bir kere daha zürafa ile sıkı olmasını sağlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu güzel şıkır şıkır modelimizin sonuna geldim. Evet, bunu isterseniz arkadaşlar Yemeni'ye geçirmesini de göstereyim ben sizin. Ne kadar güzel, güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Yemeni'de kim bilir ne kadar güzel duracak. Evet arkadaşlar. Buraya 12 tane zürafa yaptım. Ben öyle araladım. Aralığını öyle belirledim. Siz daha sık ya da seyrek yapabilirsiniz. Arasına daha da koyabilirsiniz. Ben sade olmasını istedim. Bu şekilde. Videomuz net olsun. Evet. Burada hemen zürafanın birisini koydum, diğerine geçiyorum. Gördüğünüz gibi diğerine geçtim. Bunun içine hemen kirpik oluşturuyorum. Buraya yaprak yapacağım. Evet. Bu kirpiğimin içine girdim.
Buraya tekrar tepesine kirpik yapıyorum. Evet, bu şekilde tepesine kirpik yaptım. Tekrar dibine, yuvasına indim. Evet. Burada tekrar tepesine. Buraya kirpik yapıyorum. Yaprak yapıyorum arkadaşlar bu şekilde. Evet. Tekrardan dibine iniyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yaprağım bitti. Büyük yaprak olsun istemedim. Küçük yaprak istedim arkadaşlar. Evet. Bu aşamada hemen buraya bir tane daha kirpik yapıyorum. Bu kirpik çiçeğimin sapı olacak arkadaşlar. Bunu uzun yaparsanız bu gibi biraz sallak olur. Ben biraz daha kısa yapmak istiyorum. Onu biraz uzun yapmışım. Bu daha kısa olsun istiyorum. Bu şekilde siz de küçük yaparsanız kısa olur. Sizi bu şekilde aydınlatmak istedim. Tekrar içine girdim. Evet, biraz dış tarafa kayık gördüğünüz gibi. Hemen bu yelpaze durumundaki çiçeğim. Evet. Bunu bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. İçinden doğru ipimi geçirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde geçirdim. Burada yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Şuraya giriyorum. Şuraya. Buraya girip çiçeğimi zürafa ile bu şekilde tutturuyorum. İyicene sıkmasını istiyorum onun orada. Gördüğünüz gibi sıkı oldu. Tekrar dibine iniyorum. Çok kolay bir şekilde montajladık sayılır. Ekledik çiçeğimizi. Daha kısa oldu arkadaşlar. Ekleme sapımızda. Burada ben zürafa ederek aşağıya geçiyorum. Buraya bu şekilde yaprağımın kirpikleri dışta olması için formül uyguluyoruz. Oyamızı çeviriyoruz bu aşamada. Oyayı çevirerek buraya kirpik yapıyorum hemen. Oyamı çevirdim. Tepesine çıktım. Tekrar içine girip kirpik yapıyorum. Diğer taraftaki yaptığımız aynısını yapıyoruz. Buraya da. Evet arkadaşlar. Ben ipimi değiştirip bu yaprağımı da bitirip geleceğim. Evet, burada yaprağımı bitirdim. Buraya indim arkadaşlar. Bu şekilde tutup buraya geçiriyorum ipimi. Evet. Burada bitirmiştim. İğnemi buraya takıp bu şekilde aşağıya aldım. İpimi gördüğünüz gibi aşağıya aldım ve oyamın tersiydi. Ön yüzünü çeviriyorum. Bu şekilde oyamın ön yüzünü çevirdim ve buradan mesela zürafa ile devam ederiz artık.
Bu şekilde burası devam olacak. Ben bu modelimi ters çevirerek ikisinin de kirpikli kenarı dışa gelmesini istedim. Bu şekilde güzel bir görüntü oluşturdu. Evet arkadaşlar, yapmaya değecek güzel bir model oldu. 0-0 arkadaşlar. Daha nasıl olabilir? Anca bu kadar olur. Ben ilk yaptığım bu. Mesela bak, bu biraz karışıktı ama sonraki ler daha da düzgün ve güzel oldu. Tabii ilk olan biraz hatalı olabiliyor. Evet. Bu şekilde oyamın son hali bu. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Evet, bu modelimizin boncuklu halini de isterseniz bildirimlerde, yorumlarda isteyin. Bunu da yapayım size. Bu şekilde de boncuklusu oluyor. Benim sadesi daha hoşuma gitti, bir sadesini yaptım sizlere. Evet, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarımda buluşma dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.